Güzel canlar, öncelikle cümlemizi yüreğindeki hak, eğlibet ve insanlığın en yüce değer yargılarıyla selamlıyor, aşkı niyazlarımı sunuyorum. Allah Allah. Cenab-ı Hak cemimizi, şu anda bizimle cem olan cümle canların cemini, cem evlerinde cem olmuş, Allah Allah diyen, lokmalarını sunan, niyazlarda bulunan, semah dönen, cümle canların da lokmalarını, dualarını, niyazlarını, semahlarını, Allah Allah diyen zikirlerini dergâh-ı izzetinde kabul ve makbul eyliyor. Bizi erenlerin, evliyaların, gerçeklerin darından, didarından, katarından Cenab-ı Hak ayırmıyor. Onların hidayetiyle, onların güzellikleriyle insan-ı kamil olma yolunda o kemaleti nasip eder. Güzel canlar, dört kapının 40 makam öğretimimize devam ediyoruz. Bugün de tarikat kapısında saçını kesmek ne anlama geliyor? Gelecek hafta da libasını bilme olgusunu elimizden geldikçe detaylı bir şekilde dile getirmeye çalışacağız. Öncelikle İkrar verip yola giren canlara eskide bir ritüel uygulanırdı güzel canlar. Rahat oturun muhabbette. Şöyle ki, ikrar veren, yola girenlere çardar diye denilen bir erkan uygulanırdı. Peki bu çardar diye ne demek? Tarikata katılan canlar da erkeklik, dişilik aranmaz. Doğru mu? Yola giren can ise cinsiyet dediğimiz kavram nerede kalır? Bu kapının gerisinde kalır. Güzel canlar, ikrar verip yola giren canların dört tane unsuru tıraş edilir. Bir, saç, sakal, bıyık, kaşların hepsi. İlginç bir ritüel olarak görünse de anlamı şu: yola giren bütün canlar cinsiyetçilikten sıyrılacaklar, arınacaklar. Bugünkü sistemde ve geçmiş sistemde bu cinsiyetçilik yüzünden kadınlar horlanmadı mı? Kadınlar geri kalmadı mı? Kadınlar zulme uğramadılar mı? Bakın, Alevi erkanı bu erkanla muhteşem bir şey yaratmış. Kadın erkek farkını ne yapmış? Kaldırmış. Ne var? Can var. Ne var? İnsan var. İşte Alevi erkanının en büyük özelliklerinden bir tanesi de bu güzel canlar. Tarikat içinde cinsiyet farklılıklarının ortadan kaldırılması neticesinde kadının dişiliği, erkeğin hakim zihniyetinin yok edilmesini sağlamış ve aynı zamanda da simgesel olarak çardak denilen bu erkan hayat uygulanmıştır. Alevi inancında bir, kadın erkek ayrımı yok. Peki, Primiz Hünkaracı Bektaşi Veli bu noktada çok güzel bir dörtlükle bunu beyan etmiş. Sevgi muhabbet kaynar yanan ocağımızda, bülbüller şevke gelir gül açan bağımızda. Hırslar, kinler yok olur aşk ile meydanımızda. Aslanlarla ceylanlar dosttur kucağımızda. Allah. Dikkat ederseniz zıtları birdir. Bizim şu andaki bulunduğumuz şuur alemi, görünen alem, şeriat alemi zıtlıklardır işte. Ama Pir Hünkar Hacı Bektaşi Veli'nin kucağında aslan ile ceylanın birlikte olması zıtlıkların nötr edilmesi anlamına geliyor. Yine kelimiz devam ediyor. Diyor ki, erkek dişi sorulmaz muhabbetin dilinde. Hakkın yarattığı her şey yerli yerinde. Bizim nazarımızda kadın erkek farkı yok. Noksanlık, eksiklik senin görüşlerinde. Allah Allah. Kelimiz bu konuyu çok muhteşem bir şekilde dile getirmiş. Bir, yola giren, yolda hakka huslat etmek isteyen, hakkın hakikatine,
hakkın gerçekliğine doğru yol almak isteyenler kadın erkek noktasında zerre kadar ayrım yaparlarsa bu yolda düşer. Ne peki kirimiz nerede ifade etmiş? Noksanlık, eksiklik senin görüşlerinde diyor. Kadına kim hor bakıyorsa eksik midir? Allah Allah. Birileri kadınlar için ne diyorlar? Saçları uzun, aklı kısa. Aslında bu sözü söyleyenin aklı noksan. Neden? Eğer ki Cenab-ı Hakk'ın yarattığı her şeyi yerli yerinde göz görecek idrak yok ise, göz yok ise noksanlık mı değil mi? Allah Allah. Yine toplumlarda kullanılan bir kavram vardı. Esketek. Hayır, kadın esketek değil. Kadın erkekle aynı koşullarda ve eşit koşullar içerisindedir. Kim ki kadını hor görürse Cenab-ı Hakk'ı hor görmüştür. Kim ki kadına cinsiyet noktasında bakıp ona zulmetmişse Hakk'a zulmetmiştir. Onun için Alevi inancında kadın erkek farklılığını ortada kaldırmak için çardağlı yapılmış. Bakın erkeklerde saçlar kesilmiş, kaşlar kesilmiş, sakal ve bıyık kesilmiş. Bakın bu sadece sembolik olarak cinsiyetçiliği ortadan kaldırmak için. Örneğin yine rastlıyoruz. Erkek misin gibi bir kavram. Şunu dese insan mısın? Bakın arada çok fark var. Eskiden ne diyorlardı? İş adamları. Pardon, iş adamları. Şimdi ne diyorlar? İş insanı. Bakın cinsiyetçiliği kaldırdı. Alevi inancında sutaki ne olursa olsun, makam ne olursa olsun, mevki ne olursa olsun, herkes Cenab-ı Hakk'ın katında eşit midir? Allah eşittir. Allah. Cenab-ı Hakk'ın katında eşitliği bozan bir şey var ama. Eşitliği bozuyor. Ne biliyor musunuz? Ahmet, takva. Allah kadın erkek unsuruna bakmaz. Kadın ve erkekte ameli güzel mi? Takvası güzel mi? İlmi irfanı var mı? İmanı, itikatı, inancı tam bir teslimiyetle yerinde mi? Allah ona bakıyor. Bakın fark burada. Ama öbür türlü kadın erkek arasında zerre kadar bir fark koymanın mümkünatı yok. Kim ki bu farkı koyarsa güzel canlar, Kur'an-ı Kerim'de şu ayeti ya bilmemiştir ya da bu ayeti gizleyerek, gizleyene ne diyorduk? Kafir. Hakikati gizleyene kafir deniyor. Ve Kim suresinin 4. ayetinde biz insanı en güzel şekilde yarattık diyor. Hiç Kur'an'da gördünüz mü güzel canlar? Biz erkekleri en güzel şekilde yarattık. Yok böyle bir şey. Biz insanı en güzel şekilde yarattık diyor. O zaman kadını aşağıladığımız zaman, hor gördüğümüz zaman, itelediğimiz zaman, görmediğimiz zaman bu ayete göre biz Cenab-ı Hakk'ın ilahi kelamını inkar etmiş oluyor muyuz, olmuyor muyuz? İnkar etmiş oluyoruz. Cenab-ı Hak insanı güzel yaratmış. İnsan da Cenab-ı Hakk'ın güzellikleriyle güzelleşirse hak ile hak olmakta. Şunu söyleyelim güzel canlar. Kaf suresi 16. ayet hemen hemen hepimiz biliyoruz. Ne diyor? Biz size şah damarınızdan yakınız. Hiç ayette şöyle bir ibare geçiyor mu? Ey erkekler biz size şah damarınızdan yakınız, kadına uzağız. Böyle bir şey var mı? Biz size, biz insana şah damarından yakınız. Kadın bir insan mıdır? Erkek bir insan mıdır? O zaman Allah kadın ve erkek noktasında ikisine de eşit mesafede yakın mıdır? Peki ikisine eşit mesafede yakın olan Cenab-ı Hak ve her ikisine de kendi esmalarının hepsini bağışlamışsa kadında eksik görmek, yaratılışta eksik görmek anlamına gelmez mi? Kim ki kadında eksiklik görmüşse Yaratan'dan eksiklik görmüş. Yaratan'dan eksik gören de
aslında kendi kusurunu, kendi kabahatini, kendi bakış açısını, kendi idrakını ortaya koymuştur güzel cender. Alevi inancında, insan-ı kamil öğretisinde kadın ve erkek arasında zerre kadar ayrım yoktur. Alevi inancında, tarikatta, yolda sadece can vardır. Ten yoktur. Çünkü tene bakarsanız cinsiyet görürsünüz. Ama o tenin içerisinde o can olmasa o ten ne iş yapacak? Düşünün, tenin içinden can çıkınca bizi götürür, nereye defnediyorlar? Mezarlığa. Ama başka bir mezarlık daha söyleyeyim. Kadını hor görüp bu beden içinde can olduğunu sananlar aslında canın mahiyetini öğrenmemiş körlerdir. Kendi mezarlığında ölü olanların hak ve hakikati görmesinin mümkünatı var mı? Yok. Hakka yürümüş bir adamdan artık hareket, huy veya da hakikati beyan edilmesi beklenebilir mi? Beklenemez. İnsan ne zaman ölüdür biliyor musunuz? Bu ten içinde ölmeden önce dirilmediği sürece ölüdür. Allah Allah. Kendini bilmeyenler ölüdür. Hiç onları mezarlığa koymanıza gerek yok. Kendini bilmeyen yeryüzündeki bütün insanlar yürüyen ölüler. Yürüyen ölü gaflet içinde midir? Kör müdür? Sağır mıdır? Gerçeğe ve hakikate gönlü kapalı mıdır? Kapalı. İşte bu gönlü kapalı olanlar bugüne kadar hep kadında kusur görmüşler. Kadın ikinci plana atmışlar. Erkek egemenliğine dayalı bir ataerkil toplum kurmuşlar. Güzel candan. Hak Muhammed Ali yolundan. Ehl-i Beyt'in rahında, o insan-ı kamillerin tarik-i nazeninde asla ve asla kadın erkek ayrımı yapılmamış. Düşünün, kelimiz 13. yüzyılda yaşamış değil mi? Ne kadar dile getirmiş. Bugün hala kadın haklarının verilmediği ülkeler var. Ülkemizde de Mustafa Kemal Atatürk'le birlikte verilen haklar var. Dikkat edin. İlk kadın hakları noktasında Yeni Zelanda ile başlamış ve günümüze kadar gelmiş. Ama şunu fark edelim. Hiçbir medeni devlet alevi bektaşi erkanındaki kadın erkek eşitliğine ulaşamamış. Hala da ulaşamadılar. Dikkat edin. Çok az bir topluluk kadın erkek ibadet eder, doğru mu? Olabilir. Çok az. Birileri diyor ki, eğer kadın ibadette olursa o ibadet olmazmış. Senin gönlünde haksal bir bakış açısı yok. Ten olarak bakıyorsan, nefs-i emmarenin hükmündeysen, doğru, senin ibadetin olmaz. Nefs-i emmaresine uyanın ibadet olur mu? Nefs-i emmaresinin hükmünde olanın ibadeti dünyanın arzu ve isteğidir. Ama nefs-i mutmainneye gelmişin aklın da, yüreğin de, kelamın da, gözlerin de, bakışında tek bir şey. Cümle varlığa hak olarak bakar, doğru mu? Cümle varlık Cenab-ı Hakk'ın tecellisi ise hangi varlığı diğerinden ayırabiliriz? Allah ruhundan bir parça verdiği o kadına hor fakir bakan asla onun dergahında bağışlanmıyor. Asla affedilmeyecek. Neden? Çünkü Cenab-ı Hakk'ın yarattığında kusur gören Hak'ta kusur görmüştür. Şöyle bir şey düşünün. Bir ressam resim çiziyor. Resimde kusur görmek, ressamda kusur görmek midir? Peki, yaratılanda kusur görmek, yaratanda kusur görmek değil midir güzel canlı? Biz, Hak Muhammed Ali yolunda olanlar asla böyle bir kusur içine girmeyeceğiz. En büyük kusur ne biliyor musunuz? Nefs-i emmaresinin hükmünde olanın kusurudur. Kendisini bilmeyenin bilmeme kusurudur. Kendisindeki hatayı, noksanı, kusuru görmeyip başkasına kusurlusun demek kusurudur.
kusur görmek kusurdur güzel canlı. Ama çok güzel bir noktada var. Çünkü kendi kusurunu görür, o kusurunu düzeltmeye çalışırsa Cenab-ı Hak da onun kendi kusurunu düzeltme noktasında ona inayet eder. Ona medet eyler, ona yardım eder. Ona rahmet gemilerini yollar ki o rahmet gemileriyle İlham denizinde selamete ulaşma noktasında yol açar güzel canlar. İşte Alevi Bektaşi inancı bu eşitlik üzerine inşa edilmiş bir inançtır. Cenab-ı Hak neyi inşa etmişse başımızın üzerine. Kadına üç tane vasıf vermiş. Aslında bütün çok vasıf var da üç tanesi çok önemli. Bir, Halik esmasını kadına vermiş. İki, Rahim esmasını da kadına vermiş. Üç, Rab esmasını da kadına vermiş. İlk çocuğu terbiye eden kim? Anne değil. Halk gidip o eziyetlerle dünyaya getiren o değil. Esma sorarsanız güzel canlar, kendisini bilip bütün esmaları bilecek olanı dünyaya getiriyor, yetmez mi? Allah Allah. Cenab-ı Hak da Adem'i ve aynı zamanda aynı hücreden diğerleri yarattığı zaman bütün esmalarıyla donatmamış mıydı? Donatmıştı. Siz bacılar, yeryüzünde Cenab-ı Hakk'ı anacak, bilecek olanları dünyaya getirmektesiniz. Hadi bir tane erkek getirsin. İkinci bir geliş daha var. Bunun kadın erkeği olmuyor. Mürşid-i Kamil Pir'in kadın erkeği olur mu? Olmaz. Evet, onun doğumu büyük bir doğum. Kadınlar yeryüzüne gelecek olanları getirirler. Yani görünen âleme. Mürşid-i Kamil Pir'ler de, yalnız burada kadın erkek yok. Onlar da irşad ettiklerini hangi âlemde meydana getirirler, doğum yaparlar? Manevi âlem. Onun için güzel canlar, kadınlar Cenab-ı Hakk'ın esmasını dile getirecek olanlar, yeryüzüne getirenler. Muhammed Mustafa'yı getiren bir kadın değil miydi? Ali el-Murteza'yı dünyaya getiren bir kadın değil miydi? Cennet gençlerinin efendisi olan İmam Hasan, İmam Hüseyin'i yeryüzüne getiren o Fatma-ı Zehra değil mi? Ne garip değil mi? İnsan ikamilleri kadınlar dünyaya getirmiş ama o kadınlar horlanmışlar, baskılanmışlar, ötelenmişler, zulme uğramışlar. Kadınsın diye sofraya oturtulmamışlar. Böyle bir şeyin bizim kabul etmemizin mümkünatı yok güzel canlar. Kadın erkeklik sadece biyolojik bir olgudan ibarettir. İkisinin yeryüzünde fonksiyonel olarak görevleri vardır. Ama mana itibariyle her ikisinde de hakkın manası vardır. Ne erkek kadından üstündür, ne de kadın erkekten üstündür. Kim kendisini bilir, Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanır, yakınlığını elde eder, onun güzellikleriyle o insan-ı kamilin güzelliğine gelirse, odur bizim içimize. Ey yola girenler, ey Hak Muhammed Ali yolunda Cenab-ı Hakk'a vuslat etme noktasında dört kapı kırk makamı kendilerine ilke edinenler. Sakın insanlar arasında biyolojik olarak ayrım yapmayın. Sakın cins olarak birini başka bir yere koymayın. Zaten kendini bilen insan cümle varlığının kendisinin bir parçası olduğunu, bir ulusunun, bir kuvvetinin olduğunu bilir. Ayıranlar bizden değil, birleştirenler bizden. Bütünleştirenler bizden. Ayıranlar nereden? Nefs-i emmaresinden. Ne tayfasından? İblis tayfasından. Hani kadına diyorlardı ya, kadın
şeytandır diye. Aslında o sözü söyleyenler şeytanın kendisi. Neden? Herkes kendisindekini ancak dile getirir. Ne basıttaysanız diliniz de o basıp ve nitelikleri dile getirir. Kamilin dilinden kemalet, cahilin dilinden cehalet arar. Allah Allah. Bizim işimiz cehaletle değil. Bizim işimiz insan-ı kamillerin kemaletiyle kamil olup marifet ehlinin irfanına muslat etme, oraya kavuşma, o güzelliklerle bütünleşmek güzel canlar. Bu nokta itibariyle dedik ki kadın erkek önce insan sonra kadın erkek. Güzel canlar, bu saç kesme noktasında da Kur'an-ı Kerim'de de bir ayet var, zaten oraya dayanıyor. Andolsun ki Allah Resulünün rüyasını hak ile doğruladı. Allah dilerse Mescid-i Haram'a başlarınız tıraş edilmiş ve saçlarınız kısaltılmış olarak korkmadan güven içinde gireceksiniz. Allah sizin bilmediğiniz şeyleri biliyordu. Bundan başka size yakın bir peki takdir etti. Şimdi Mescid-i Haram neresi? Önce buraya bakmak lazım. Şeriat ehli için Mescid-i Haram, Mekke'nin çevresinde bulunan alan. Peki tarikat ehli için Mescid-i Haram neresi? O meydan güzel canlı. Şeriatın kıblesi Kabe, doğru mu? Tarikatın kıblesi Mürşid-i Kamil bir midir? Onun için cemaller kire dönmekte. O zaman meydan alanı kiri çevreleyen alan mıdır? Bakın şu anda tevhid halkasında oturuyorsunuz. Sizin gördüğünüz işte bu alan Mescid-i Haram. Yani tarikatta ikrar verenler nereye gelirler? Bu meydana gelirler. Bu meydanda ikrar verilir. Veya da gönülden gönüle, gönül diyarından ikrar verilir. Onun için güzel canlar, biz Alevi inancının Kur'an'ı ve Muhammed'i olduğunu çok net biliyoruz. Neden? Yaptığımız bütün ibadetlerin, ritüellerin, o Mustafa'nın, Mürteza'nın Ehl-i Beyt'in işleyişinden geldiğini biliyoruz. İnsan-ı Kamil kendiliğinden konuşmaz. İnsan-ı Kamil kendiliğinden de bir davranışta bulunmaz. Hak ile hak olan hakla mıdır? Haklı olanın davranışı da hak mıdır? Onun için güzel canlar, Alevi erkanında, Alevi canlarında veya da bu yola girerken ikrar da girilir. Bu ikrar da girişin ritüellerinden biri de saç baş tıraş edip bütün cinsiyetçiliği bırakmaktır. Cenab-ı Hak bizi cinsiyet ayrımı yapanlardan uzak edilir. Onları da birlik ve beraberlik noktasında birliği kavrayabilecek onu idrak onlara nasip etsin. Çünkü eğer ki onlar ıslah olmazsa aynı nokta devam eder. Kamiller ıslah eder. Cahiller ise ıslah olur. Allah bize bizi ıslah edecek mürşid-i kamiller nasip eder. Allah Allah. Hazretsin de burada. Eyvallah. Estou perdendo.